Türk askeri tefadı yollar açıyor, çeşitler açıyor. Açıyor, çeşitler bana gelen bu da yine Osmanlı Samadhi bütün kurslarıyla yıllar arasında başarılı için bu asker arasında fark çıkarıp sonunda işte bu şehir için bir mübadele bir türlerle teslim ediyorlar. Yani bir defnelerden satır satır kimliğe kaldığında onları yine cepheden dönmüş. Küçük Merkad'in iç ordusundan küçük bir parça. Bir de bundan bahsediyor. Ben hatırlıyorum. Şundan daha küçük olan iyice böyle bir bal zaten konuştuk. Bazı çektiğim fotoğraflar o zaman olarak benim hastalığı serbest yukarı önden bir şey yapmış. Serbest yukarı mı? Sen sen kapalı verirsin. Ben benim için çektim. Bunu bir iş serbest çıkmış. 1992 sonunda ben Muhaç kavramını Bali Bey'in anne tarafından torunu Muhaç kavramı Bali Bey'in kanalları hastalarına var. Covid yaşında daha düşüyor. 6 yaşında 7 yaşında fotoğrafla tanışıyor. 17 yaşında fotoğrafla tanışıyor. 80 yaşına kadar. Konya için bugün önemli bir serginin açılışını yaptık. Hepimizin hatıralarında bir kahraman olarak bundan Medine Mudafii'yi Fahrettin Paşa'nın kendi fotoğraflarından oluşan ve kendi kişisel eşyalarından oluşan önemli bir serginin açılışını taş binada gerçekleştirdik. Hakikaten çok etkileyici bir sergi. Hem Fahrettin Paşa'nın Medine müdafaası sırasında yapmış olduğu işler, çekmiş olduğu fotoğraflar ama en önemlisi çocukluğundan yaşamının sonuna kadar hayat hikayesini gösteren önemli bir sergi oldu. Zeytinburnu Belediye Başkanım Sayın Ömer Arısoy Bey'e serginin Konya'da yapılması için gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Küratörümüz Ömer Bey'e teşekkür ediyorum. Ayrıca Fahrettin Paşa'nın torunu olan ve ismini taşıyan Ömer Fahrettin Bey'e ve eşine de teşekkür ediyorum. Tüm Konyalıların buraya gelip bu sergiyi görmeleri, Fahrettin Paşa'yı yakinen tanımaları, Medine'yi müdafaa etmek için ne tür zorluklar çektiğini ve hayatın her aşamasında vatanını, milletini, devletini yüceltmek için çabasını göreceğimiz önemli bir iş oldu. Madalyalarından kişisel eşyalarına kadar önemli fotoğraflar ve malzemelerin olduğu bir sergi. Taş binada tüm Konyalıları bu sergiyi görmeye davet ediyorum. Doğrusu çok etkilendik. Gönlümüzde taht kurmuş bir kıymetli büyüğümüzü Medine müdafii olarak anılan bir büyüğümüzü doğrudan birinci elden ve ailenin kendi oluşturmuş olduğu fotoğrafların belediyelerimiz eliyle bizlere ulaştırılmış olması, aile efradının bize bunları anlatmış olması ve o Medine müdafii Fahrettin Paşa'mızın hatırasını birinci elden dinlememiz doğrusu son derece etkiliydi. Bütün hemşehrilerimizi mutlaka bu sergiyi izlemelerini arzu ediyorum. Çünkü geçmişini bilen insanlar geleceğe dair atacağı adımlarda ondan kendisine ışık tutacak izler elde ederler. İşte o büyüklerden bir tanesi de Fahrettin Paşa'mızdır. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir mekan bulunduğu yer ve başkana çok teşekkür ediyorum. Ailem adına teşekkür ederim. İnşallah gençlerimiz gezip bir feyiz alırlar olaylardan. Yani Cihan Harbi'ndeki olayların bir yansıtılması bir yerde bu sergi anlatıyor. Fahrettin Paşa ben doğduğumda 2 yaşındayken vefat etmiş. Ve anneme benim verecek bir şeyim yok, ismimi veriyorum demiş. O bakımdan tabii ismi bana gurur verici bir şey. Olay ruhu şad olsun. Geçmişteki mirasımızı günümüze aktarma açısından çok güzel bir bağ kurulmuş. Ben çok etkilendim bu sergiden. Ve tabii bu yani mirası, o günkü mirası günümüze aktarma açısından
çok hayati bir öneme haiz. Bu açıdan da sergi çok yerinde. Bu nedenle hem değerli belediye başkanımıza, kültür başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim. Diyorum ki Allah razı olsun. Şu şeylerden bahsediyorum.